Üçgenin kenarortayları ve ağırlık merkezi ile ilgili bir videoda ağırlık merkezinin kenarortayı 1'e 2'lik bir oranda böldüğünü ispatlamıştık. 1'e 2 derken elbette kastımın ağırlık merkezi ile köşe arasının 2, ağırlık merkezi ile kenar arasınınsa 1 ile orantılı olduğunu biliyorsunuz. Bunu 3 boyutlu uzayda bir üçgen kullanarak yapmıştım ve işin matematiğini kolaylaştırdığını düşündüğümden bahsetmiştim. Bir arkadaşımız ispatın 2 boyutlu versiyonunu görmenin ilginç olacağını söylemiş. Düşündüm, neden olmasın dedim. Şimdi herhangi bir üçgen çizelim. Üçgenin bir kenarını x ekseni boyunca çiziyorum ki işlemler biraz rahatlasın. Belki bunu yapmanın daha kolay yolları da vardır. Neyse, bu üçgenin bir kenarı, bu da başka bir kenarı. Yüksekliğini de y ekseni olarak konumlayayım. Bu herhangi bir üçgen, rahat olun. Üçgen burada, bu y ekseni, buradaki de x eksenimiz. Şimdi bunun herhangi bir üçgen olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Buradaki uzaklığın a birim olduğunu varsayarsak, o zaman bu köşe a,0 olacak değil mi? Ki bu uzaklık a olsun. Şuradaki uzaklık b birim olsun. O zaman bu nokta, dikkat, eksi b,0 olur. Bu noktada c'ye eşit olsun, yani doğru ifadeyle bu nokta 0,c. Bu herhangi bir üçgen. Herhangi bir üçgen böyle gösterilebilir. Şimdi kenar ortaylarını ve ağırlık merkezini düşünelim. Bunu sadece iki kenar ortay için yapacağım. Çünkü üçüncü kenar ortayında aynı ağırlık merkezinde kesişeceğini zaten biliyorum. Üçgenin bu kenarının orta noktasını alıyoruz ve koordinatlarını bu iki noktanın ortalaması olarak yazıyoruz değil mi? 0 artı a bölü 2 yani a bölü 2 ve c artı 0 bölü 2 yani c bölü 2. Aynı şeyi şurada yapalım. Buradaki kenarın orta noktası eksi b artı 0 bölü 2 yani eksi b bölü 2. 0 artı c bölü 2 yani c bölü 2. Artık köşeleri ve bu iki kenarın orta noktalarını bildiğimize göre bu kenarortayların parçası olduğu doğruların denklemlerini de bulabiliriz. Bu mor doğrunun denklemini buluruz, sonra şu iki noktayı birleştiren doğrunun denklemini buluruz, sonra bunları ortak çözüp kesim noktasına ulaşabiliriz, yani ağırlık merkezine değil mi? Böylece ağırlık merkezinin kenarortayların kesim noktasının koordinatlarını bulmuş oluruz. Aynı şeyi bunun için de yapabiliriz ama gereksiz olur çünkü aynı noktada kesişecek nasılsa. Buradaki doğrunun denklemi ne olur? Eğimimiz y'deki değişim c bölü 2 eksi 0 yani c bölü 2 bölü x'teki değişim a bölü 2 eksi b. Eksi eksi b değil mi? Evet. Yani artı b. Paydaları eşit kılmanın hatırına b yerine 2b bölü 2 yazayım. Burada eksi b'yi çıkardım. Bu da b'yi toplamakla aynı şey. B yerine de 2b bölü 2 yazdım. Böyle yaptım ki paydalar eşit olsun. Bunları toplayabilirim veya payı ve paydayı 2 ile çarpabilirim. Yani paydaları sadeleştiririm. Eğimi c bölü a artı 2b olarak buldum. Bu buradaki doğrunun eğimidir. Şimdi de önceden bildiğimiz doğrunun nokta eğim formülünü kullanarak ki eksi b,0 noktasından geçen ve eğimini az önce bulduğumuz doğrunun denklemi nasıl yazılıyordu? Bu doğrunun denklemini morla yazıyorum. Y eksi 0 eşittir x eksi eksi b, x artı b de diyebilirim, çarpı eğimimiz değil mi? C bölü a artı 2b. Bu da y eşittir bütün bunların hepsi olarak ifade edilebilir. Yani kenarortayı uzatsak böyle bir doğru oluşur veya kenarortay bu doğrunun bir parçasıdır da diyebiliriz. Aynı şeyi buradaki doğru için de yapalım. Eğimi y'deki değişim bölü x'teki değişim. Y'deki değişim c bölü 2 eksi 0. Buradaki eğim c bölü 2 eksi 0 yani c bölü 2 bölü eksi b bölü 2 eksi a. Yine hemen a yerine eksi 2a bölü 2 diyebilirim. Bu da eksi a ile aynı şey. Payı ve paydayı 2 ile çarparız. Böylece c bölü eksi b eksi 2a elde ederiz. O zaman diğer kenarortayın denklemi bu kenarortay bu noktadan geçtiğine göre noktayın formülünü kullanarak y-0 eşittir x eksi a çarpı eğim, değil mi? C bölü eksi b eksi 2a. Evet, diğer kenarortayın üzerinde bulunduğu doğrunun denklemi de hazır. Bu doğruların denklemlerini bulduğumuza göre şimdi bu bilgiyi kullanarak kesim noktalarını da bulabiliriz ki bu da ağırlık merkezi olacak zaten. Bunların ikisi de y türünden, öyle değil mi? y-0 y ile aynı şeydir netice itibariyle. Bunu şuna eşitleyebiliriz. İşte ortak çözüme başladık. İkisinin ortaklaşa sağladığı noktayı bulacağız. Y'leri yok ederek ortak çözüme başladık. X artı b çarpı c bölü a artı 2b eşittir x eksi a çarpı c bölü eksi b eksi 2a olur. İki tarafta c'ye bölünebilir. C'nin 0 dışında bir değer aldığını düşünmemiz gerekiyor ki bu bir üçgen olsun, değil mi? İki tarafı c'ye bölebiliriz ve şunu elde ederiz. Şimdi bir de içler dışlar çarpımını yapalım. X artı b çarpı buradaki arkadaş ve bu da eşittir a artı 2b çarpı şuradaki arkadaş. Bunu dağıtabiliriz. X çarpı eksi b eksi 2a artı b çarpı bunun hepsi eksi b kare eksi 2ab. Bu çarpı şu eşittir şu çarpı bu. X çarpı a artı 2b eksi a çarpı şu. A'yı dağıtalım. Eksi a kare eksi 2ab. Bunu sadeleştirmeye çalışalım. Her iki tarafta eksi 2ab var. Bunları çıkaralım ve sadeleştirelim. Eksi x çarpı a artı 2b. Bunu biraz farklı yazıyorum. Sadeleştirmek için x çarpı eksiyi a artı 2b'ye dağıtıyorum. Yani eksi a eksi 2b. İki tarafa b kare eklersek artı b kare artı b kare, yani soldaki b kareyi sağa attım aslında ve x'li terimleri bir tarafta, sabitleri diğer tarafta toparlarsak sol tarafta x'in katsayısı eksi b eksi 2b eşittir eksi 3b eksi 2a eksi a eşittir eksi 3a çarpı x olur. Bu da b kare eksi a kareye eşit olacak. Çarpanlarını ayırabiliyor muyuz bir bakalım. 3'ü dışarı alalım. Hatta eksi 3'ü, değil mi? Evet. Eksi 3 çarpı b artı a çarpı x olur. Şimdi burası da 2 kare farkından b artı a çarpı b eksi a oldu. İki tarafı b artı a'ya böleriz. Böylece eksi 3 çarpı x eşittir b eksi a deriz. İki tarafı eksi 3'e de böldükten sonra x eşittir b eksi a bölü eksi 3. Bu da a eksi b bölü 3'e eşittir. Böylece ortak çözüm noktası olan ağırlık merkezinin apsisini bulmuş olduk. a eksi b bölü 3, değil mi? Burada çözümün ipuçlarını görebilirsiniz. Bakın a eksi b bu uzaklığın tamamıdır, değil mi? İşte bu da bu uzaklığın 3'te 1'idir. Daha iyi anlayacağız az sonra. Şimdi devam edelim. Şimdi ortak noktanın y koordinatını, yani ordinatını bulalım. Bunu yapmak için buradaki denklemlerden birini de eksi yerine koymamız gerekir. Bu buradaki gri kenarortayın denklemiydi. Yerine koyalım. Y eşittir x eksi a. X buradaki şey a eksi b bölü 3 eksi a. Çıkarma yapacağım. Eksi a yerine eksi 3a bölü 3 yazacağım. 3 ile çarptım ve böldüm. Bunun tamamı çarpı c bölü eksi b eksi 2a. Payda eksi b var. Sonra eksi 3a. a eksi 3a eşittir eksi 2a. Böylece burası eksi b eksi 2a olur. 1 bölü 3'ü dışarı alabiliriz. Böylece çarpı c bölü 3 olur. Bunun tamamı bölü eksi b eksi 2a. Bu bununla sadeleşir. Böylece y koordinatımız c bölü 3 olur. Artık uzaklık formülünü kullanabiliriz. Koordinatları biliyoruz. İsterseniz siz deneyin. Benim aklımda birazcık daha sade bir süreç var. Şöyle ki ağırlık merkezinin y koordinatının c bölü 3 olduğunu biliyoruz. Hatırlarsanız ağırlık merkezinin köşe ile olan uzaklığının kenarortayın 2 bölü 3'ü olduğunu göstermek istiyorduk, değil mi? köşeyi buraya çizelim. Bu videonun amacı köşenin bu yolun 2/3'ünde olduğunu göstermekti. Veya bu uzunluğun şu uzunluğun 2 katı olduğunu veya bu uzunluğun kenarortayın uzunluğunun 2/3'ü olduğunu. Hepsi aynı şey. Bunu nasıl yapabiliriz? Bunu yapmanın bir yolu koordinatları ve uzaklık formülünü kullanmak. Bunu siz deneyin demiştim. Diğer yol ise benzer üçgenleri kullanmak. Bunu da ben yapayım. Buradaki yüksekliğin tamamının C olduğunu biliyoruz. Şuradaki dikmenin de C/3. Bunu 1/3C olarak da yazabiliriz. Böylece buradaki dikmenin 2/3C olduğunu görürüz. Bu şekilde benzer üçgen argümanını kullanabiliriz. Buradakinin tamamı kenarortayın tüm uzunluğu olsun. Buna da L diyelim. Diyelim ki bunun kenarortay üstünde köşeden kaçta kaç uzaklıkta olduğunu bulmak istiyorum. Bu uzaklığa farklı bir isim vereyim. ABC'yi kullandık. Buna da D diyelim. Şimdi D'nin L'ye oranını 2/3 olarak gösterebiliyorsak, bu uzaklığın 2/3'ü diyorsak, İşi bitirdik demektir. Bunu da benzer üçgenlerle yapabiliriz. İki benzer üçgenimiz var. Şuradaki büyük üçgenin içinde bir üçgenimiz var. İkisinde de aynı köşe var. Şu açı var ve şurada dik açılar var. İki açı aynı olduğundan üçüncü açı da aynı olmalı. Bu nedenle bunlar kesinlikle benzer üçgenler. O zaman burada bir oran kurabiliriz. 2/3C buradaki uzaklık bu küçük üçgenin düşey kenarıdır. 2/3C bölü bu büyük üçgenin kenarı eşittir. Küçük üçgenin hipotenüsü ki D bölü büyük üçgenin hipotenüsü yani L. Payı ve paydayı C'ye bölersek burası 2/3 olur. Buna göre bu uzunluğun bu büyük uzunluğa oranı da 2/3. Veya bu kenarortay boyunca köşeden 2/3 mesafede. Böylece iki boyutlu ispatı tamamladık ve ağırlık merkezinin köşeden 2/3 mesafede veya karşıdaki orta noktadan 1/3 mesafede olduğunu göstermiş olduk. Umarım bunu beğenmişsinizdir.